Aleyküm, aleyküm selam. Sultan Hazretleri Dursun Fakir ve Aliaddin Bey huzurunda bekler. Geri tutun. Bana onu vurmadan sakın gelmeyin. Osman. Ben de senin boynuna bu ipi geçirmezsem eğer... Evladının elimde olduğunu bildiğin halde yaptın ya bunu. Senden evvel bu organı onun boynuna geçireceğim. Sultan Hazretleri, Konya'dan çıkmadan evvel yapmam gereken bir iş var. Evvel onu halletip geleceğim. Şu anda Konya'dan çıkmaktan daha mühim ne olabilir Osman Bey? Sultanım, sizi kurtarmak için evladımı sarayda rehin bıraktım. Evvel onu alacağım. Benim için en mühimi bu. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah. Hiç merak etmeyin. Alplarım sizi tepeli bir yere götürecekler. Ben de evladım alınca direksin yansa geleceğim. Osman Bey, ne yapacağız? Hiç merak etmeyin. Tekrar tahta geçeceksiniz. Ama evvelinde tahtınızın meşru olabilmesi için güç devşirmeniz gerek. O sebeple gittiğiniz yeri hiç kimse bilmemeli. Arabacı Duras. Haydi, devam ederiz. Dur, nereye gidersin? Siz gidin. Ben hallederim.
mısınız? Açın. Sultan hatasını mı anladı vezir? Osman Mesut'u kaçırdı. O aptal çocuğu vaktinde ikna etseydin buna izin vermezdin vezir. Beni zindana atarken seyrettim. Kazan Han'ın öfkesi tüm Konya'yı yakacak. Han Konya'yı yakmadan evvel beceriksizliğimizden hesap sorar. Şimdi gidip onları bulacaksın Samagar. Mesut'u da Osman'ı da öldüreceksin. Bu halde Sultan ne biliyor? Hiçbir şey. Ulak çıkardım. Pek yakında öğrenecek. Şimdi sen kafanı bunlara yorma. Osman'ı ve Mesut'u nasıl öldüreceğini düşün. Gök Tanrı'ya and olsun ki onları tek mızrağa geçireceğim. Şunlu mu ol komutanı Saveli? Bu işi Kazan Han'a duyurmadan çözmemiz lazım. Yoksa ne uç kalır, ne Konya. Taş üstünde taş, baş üstünde baş komaz.